Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün gündem videomuzda dünyanın dört bir tarafını dolaşıp çeşitli savunma ve havacılık aynı zamanda da sivil havacılık kuralları ile ilgili farklı konulara birlikte bakacağız. Birinci konumuz Çad'a doğru gideceğiz. TUSAŞ, Hürkuş ve Anka'yı teslim etmişti. Onlara bir yapılan törenle tanıtıldı. Gerçekten gurur verici görüntüleri birlikte izleyeceğiz. İkinci konu Kuzey Irak'a gideceğiz. Barzani'nin oluşturduğu sözde hava kuvvetleri Yeni bir helikopter envantere girdi. Ben daha önceden görmemiştim. İki ultralight tipi uçakla orada böyle bir oluşum var ve Türkiye haklı olarak bu oluşuma tepki gösteriyor. Buna bakacağız. Üçüncü konumuz İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından yakılan yeşil ışık. Buralarda neler oluyor? Vilnius'ta çünkü toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı. Niye buraya yeşil ışık yakıyor Türkiye? Bu konuya bakacağız. Dördüncü konumuz biraz havacılık tarihinde 40 yıl önceki bir fotoğrafı değerli araştırmacı Levent Başar'a ortaya tekrar çıkardı. Onun dikkati sayesinde bir kere daha gördük. Türk bayraklı F-18'e bakacağız beraber. Ve 5. konumuzda e, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın uçaktan namaz kılmakla ilgili bir e, açıklaması oldu. Biraz bu konuyu değerlendireceğiz. Hangi kurallar çerçevesinde bu yapılabilir buna beraber bakacağız. Çat'dan çok gurur verici video geçtiğimiz günlerde paylaşıldı ve Çat düzenlenen törenle envanterine giren Hürkuş eğitim uçağı ve Anka İHA sistemini törenle tanıttı. Adeta burada tabi bir Türk savunma sanayinin gövde gösterisi. Malum Hürkuşlar TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirildi. Anka kez aynı şekilde TUSAŞ tarafından tasarlandı, üretildi ve ihraç edildi çada. Aynı zamanda da burada işte Roketsan'ın geliştirdiği MAM-L ve MAM-C tipi mühimmatlar da sergilendi. Dediğim gibi Türk savunma ve havacılık sektörünün adeta bir gövde gösterisi oldu. Şimdi TUSAŞ'a 15 adet Hürkuş eğitim uçağı siparişi verilmişti. Bunlar B standartlarında yani hava kuvvetleri eğitim modeli olarak üretilecek arkasından Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecekti. Ancak işte zamanla yaşanan çeşitli gelişmeler, ihtiyaçlar tabi bir taraftan işte öğretmen pilot sayısı, yetiştirilen pilot sayısı gibi sorunlar nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri ile TUSAŞ yeni bir anlaşmaya vardı ve Hürkuş 2 olarak adlandırılan bu mevcut Hürkuş'un biraz daha gelişmiş modeli, biraz daha farklılaştırılmış bir modeli üzerine çalışmalar yapıyor. yapılıyor. Muhtemel 2024'te de yeni Hürkuş'u, Hürkuş, Hürkuş 2'yi göreceğiz. Peki bu elde üretilen 15 adet uçak ne olacak? Bunlar konusunda Türk Hava Kuvvetleri'nin onayıyla projenin nasıl sahibi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda bu uçakların ihraç edilmesi için düğmeye basılmış oldu ve ilk ihracat Nijer'e iki uçakla gerçekleştirdi bu yıl içerisinde. Arkasından Çat bu uçağın müşterisi oldu ve 3 adet de mevcut uçağa sipariş verdi. Geçtiğimiz Nisan ayında da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400 m tipi askeri nakli uçağıyla Ankara Kahraman Kazan'daki TUSAŞ tesislerinin bulunduğu bölgede uçaklar güzel işte kanatları ayrıldı, gövdeleri güzel paketlendi. a 400 m e konuldu ve TUSAŞ ekiplerinin koordinesinde A400M askeri nakliye uçakları ÇAD'a giderek bu uçakların teslimatını gerçekleştirdi. Zaten pilot ve teknisyenler de gerekli eğitimleri almışlardı. Bu uçaklar kuruldu, tekrar çalıştırıldı, tecrübeleri gerçekleştirildi ve artık uçaklar Çat Hava Kuvvetleri envanterine girmiş oldu. Bu uçaklar açık gri renge boyanmış, işte çadın milliyet işaretleri, bayrağı gövde üzerine işlenmiş durumda. Ve uçağın burnunda da bal porsu olarak adlandırılan bir hayvanın böyle çok güzel bir motifi işlenmiş, çok da keyifli güzel bir tasarım olmuş. Bu uçaklar çat hava kuvvetlerinde hem pilot eğitimi hem de taşıyabildikleri mühimmatla birlikte yakın hava desteği konusunda önemli bir aşama kaydedecek. Tören sırasında da hürkuşlar üçlü kol geçişi gerçekleştirerek bir gösteri uçuşu yaptılar. Hürkuşların yanı sıra Anka teslim edilmiş oldu. Ankadan da iki adet çat hava kuvvetlerine verilmiş durumda. Böylelikle Anka'nın ihracat yapılan ülkeler arasında Çad'ın yanı sıra Endonezya 12 adet, Cezayir 10 adet, Tunus 3 adet. Ve Kazakistan 30 adet yani Anka kullanıcıları yurt dışında da 5 ülkeye ulaşmış durumda. Anka biliyorsunuz Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterinde Male sınıfında orta irtifada kullanılıyor. Bir tık altında hemen TB2'ler var Bayraktar'ın. Baykar'ın yaptığı Bayraktar TB2'ler var. Üstünde Anka var. Hemen üstünde çift motorlu Aksungur var. Aksungur'un da Kapasite olarak bir üstünde Akıncı arkasına jetler başlıyor biliyorsunuz. Kızıl elma uçtu testleri de gerçekleştiriyor. Eli kulağında Anka 3 jet motorlu uçan kanat TUSAŞ üstüne yapılıyor. Böylelikle Türkiye İHA konusunda da çok önemli bir yere ulaşmış durumda. Biraz önce de tekrar hürkuşa e dönecek olursak ee, Nijer, Çat... Libya konusuna çok adımlar atıldı. Muhtemel yakın zaman içerisinde Libya'nın da resmi olarak e, sipariş listesine Hürkuş'un girmesi bekleniyor. Ve bu şekilde eldeki Hürkuş'lar da değerlendirilmiş oluyor. Dediğim gibi 2024'te de eli kulağında Hürkuş 2 için ilk uçuş işte imalattan fabrikadan çıkarma ilk uçuş gibi süreçlerin içerisine giriliyor. Bunlar gerçekten bu görüntüler benim gibi Havacılık sevenler, savunma sanayi yakından takip eden kişiler için gerçekten gurur vesilesi. Sadece tabi havacılık açısından değil, kara araçları, deniz araçları üreten şirketlerimiz, sistem üreten şirketlerimiz, komuta kontrol sistemleri üreten, yazılım yapan şirketlerimizle Türkiye ihracat konusunda, savunma sanayisinde, sanayinde önümüzdeki dönem içerisinde ben daha fazla ihracat, yeni ürünler açıkçası bekliyorum. Bu konuyla da ilgili şirketlerimiz çok ciddi çaba içerisinde. Gelelim Kuzey Irak'a. Hatırlayacaksınız Mart ayında bir helikopter kazası gündeme gelmişti ve böyle o helikopter kazasının sisi pusu pek fazla aydınlatılmamıştı. Ee, Irak hükümetine verilen 14 adet AS-350 tipi Fransız-Alman ortak imalatı Airbus'un yaptığı helikopterlerden ikisi havada çarpışmıştı. Tamam bu bir havacılık kazası ama içindekiler Türkiye'nin çok tepkisini çekmişti. Bölücü terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin sözde komutanları diyorlar onlar. Bu kazada ölmüşlerdi. Şimdi bu helikopterler neden verildi? Bunlar sivil helikopterler. Ancak güçlü motorları sayesinde performansları yüksek helikopterler bunlar. Bu bölgede ne yapıyorlar, ne uçuyorlar? Bunlar gerçekten Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Hatta dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sert bir şekilde bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı iki helikopterlerini kazada kaybettiler. Irak tesciline ait bu helikopterler fakat helikopterlerin görevlendirilmesi kağıt üzerinde bunlar Kuzey Irak'taki o bölgenin yönetimine devredilmiş durumda. Onlar da kendi böyle bir özel bir tim oluşturmuş. CTG diyorlar buna. Terörle mücadele grubu Türkçesi. Buralarda bu helikopterleri kullandıklarını ifade ediyorlar ama yolcuları görüyorsunuz. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'nin bu da gerçekten Türkiye'nin büyük tepkisini çekmiş durumda. Şimdi bu konuyla ilgili e, durdular işte Mart'tan sonra geçtiğimiz gün tekrar bir gelişme oldu. Ve Barzani e, bölgenin işte en önemli hem devlet oradaki özerk bölgenin yöneticisi hem de ekonomik açıdan çok güçlü Barzani ailesi yeni bir video paylaştı. Bu videoda da CTG olarak adlandırdıkları bu sözde terörle mücadele grubunda bir tane e, AC-225 tipi yine Airbus e, helikopterini imal ettiği bir helikopter görüntüsü ortaya çıktı. Bu helikopter siyah renge boyanmış, herhangi bir tescil yok üzerinde. Bu helikopterin yanında da yine AS-350 o düşen helikopterin benzerlerinden yer alıyor. Yanında da iki adet Black Shape olarak adlandırılan pilot Öğretmen ve öğrenci pilotun, iki pilotun arkalı önlü tandem olarak oturduğu ultralight sınıfı, çok hafif sınıfta da bir e, uçak, iki tane de uçaktan olması dikkat çekiyor. Önce EC-225'e bakacak olursak, malum Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem kara hem hava kuvvetlerinde kullanılan AS-532 Cougar helikopterlerinin bir belirli bir daha değişik bir varyantı bu, değişik bir modeli. E, bu helikopter yaklaşık 20'nin üzerinde yolcu veya asker taşıyabiliyor. Helikopter hem askeri anlamda kullanılabiliyor hem de sivil anlamda özellikle petrol platformları için kullanılan orta ve büyük kapasitede gerçekten oldukça güçlü bir helikopter. Bu helikopter Kuzey Irak'ta ne yapıyor? Gerçekten merak edilen bir konu. Gelelim Black Shape'e. Bunlar deneysel sınıfta. Black Shape'in bir kısmı Home built olarak adlandırılan Havacılıkta eksperimental, deneysel evde alıp parçalarınızı yapabileceğiniz bir uçak veya hazır mı aldılar, nereden geldiler biraz bunlar soru işareti. Bu uçağı da şuradan hatırlayacaksınız. Bir dönem Türk Hava Kurumu bir uçak fabrikası e, kurmuş ve T-19 olarak adlandırdığı bu uçakları e, hava kuvvetlerine veya kendi içinde kullanmak üzere bir öneride bulunmuştu. Kullanım hakları bu uçağın Türkiye için satın alınmıştı. Bunlar açık şeyler Kullanım hakkını alabilirsiniz, üretebilirsiniz. Ee, ama bunlar sonuçta hani en fazla pilot eğitimi verebileceğiniz ki pilot eğitimi vermek için de başlangıç oldukça süratli uçaklar. Ee, ancak buralarda kullanabilirsiniz. Daha fazla herhangi bir böyle bir işte bir silah takamazsınız, bir şey takamazsınız. Ama sonuç olarak Barzani'nin e, paylaştığı bu görüntüler özellikle bu Kuzey Irak tarafında e, ciddi bir hava kuvvetleri oluşumuna doğru hava araçlarının artması sıkıntı. Çünkü helikopter dediğiniz zaman yarın öbür gün çok alçaktan uçan bu helikopterler radardan tespit edilmek oldukça güç. İşte buralara işte gördüğünüz kazada sözde PKK'nın komutanları çıkıyor bunun içinden. Burada ne yapılacak? Bu helikopterlerin hareketleri niye buraya helikopter veriliyor? Ne amaçla kullanılıyor? Nereye ne aktaracak? Bir de şimdi hani AS350 vardı üstüne daha büyüğü geldi. Bu iş nereye doğru gidiyor? Gerçekten bu konu Türk makamları tarafından da dikkatle takip ediliyor. Ne olacak ben de sonucunu merakla bekliyorum. Türkiye uzun bir zamanın ardından İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Litvanya'da Vilnus'a yaptığı ziyarette NATO zirvesinde diğer liderlerle bir araya geldi. Görüşmeler yaptı. Türkiye uzun zamandır... İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. Malum tekrar başa alacak olursak Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile birlikte bölgede artan bir e, tehdit algısı algılanıyor. Ve uzun yıllardır da NATO'nun içerisinde Finlandiya ve İsveç bulunmuyordu. NATO'nun temel şartı nedir? Tam üye ülkeler eğer onların topraklarına karşı dışarıdan bir e, tehdit, dışarıdan bir savaş, bir müdahale gerçekleştiği zaman diğer NATO üye ülkeleri de e, beraber o operasyona destek veriyorlar. Bu açıdan da uzun süredir Finlandiya ve İsveç diken üstündeydi. Finlandiya'nın talebini önce Türkiye hızlı bir şekilde yeşil ışık yaktı ve bir NATO üyesi haline geldi. Fakat İsveç'in işte Türkiye'ye uzun yıllardır silah ambargosu uygulamış olması, ülke içerisinde işte bölücü terör örgütü ve yandaşları PKK, YPG'nin yapılandırmalarına izin vermesi buna tabi son yıllarda FETÖ'de eklenmiş durumda bu konuda buraya bir altyapı sağlaması. İşte sonrasında son aylarda özellikle Kur'an yakma ile ilgili adımlar bu gibi konular nedeniyle Türkiye sıcak bakmıyordu. Tek mi ülke olarak mı Türkiye sıcak bakmıyor? Hayır. Türkiye'nin bu çıkışına Macaristan da çok ciddi destek verdi. Macaristan da bu konunun işte meclise gideceği ülke içerisinde onayı için ancak bu onaylamanın da gelecek sezona yani Eylül sonrasına kaldığını ifade etmişti. Burada böyle bir çok ciddi bir problem vardı. Ee, Türkiye yeşil ışık yakmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği konusunda özellikle sıkıntıların yaşandığı vize konusunda ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda adımlar beklediğini, bu şart İsveç Türkiye bu konuda destek verirse onay sağlanacağını ifade etti. E, malum işte Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki girişimleri 2007'den beri askıya alınmış durumda. Bu nereye gidecek, ne yapacak? E, buradan bir etkisi olur mu? Açıkçası ben de merak ediyorum. Bu atılan atım adımlar bir taraftan da e, malum işte Rusya ve Ukrayna savaşı var. Türkiye bu konuda çok denge politikası e, yürütüyor. İşte bir taraftan Ukrayna ile olan ilişkiler var, bir taraftan Rusya ile olan ilişkiler var. Böyle bir denge politikası izlerken tamamen böyle bir NATO ve Avrupa Birliği'ne doğru dönmesi de çok ilginç. Zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nın bir Ankara ziyareti vardı. Sonrasında işte Türkiye tarafından tutulan savaş esirlerini Ukrayna'ya teslim etmesi bunlar biraz Rusya'yı açıkçası kızdırmış durumda. Bakalım iş nereye doğru gidecek, ne yapacak bu konularla ilgili, diplomasiyle de ilgili önümüzdeki günlerin çok çok hareketli geçeceği açıkçası ortada. 1983 yılı Türkiye açısından savunma havacılık açısından çok çok önemli bir yıl çünkü Türkiye hala bugün bile konuştuğumuz F16 alımının kararını 1983 yılında veriyor ve bu dönem içerisinde de Türkiye'de masada F16'nın yanı sıra F18 var. Daha sonra F20, Tornado, Miraj gibi teklifler var. Bu teklifler arasından bir öneleme sonra finale kalan F16 ve F18 konusunda hala bugün bile tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bunların tabiri caizse havacılık muhabbetini hangarın kapılarını açarak yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu seçim sürecine katılan test pilotu olarak emekli albay Zübeyir Batur bir YouTube röportajı verdi. Türk Tarih Kurumu'na verilen bu YouTube röportajında da çok ilginç bir fotoğraf ekranlara yansıdı. Bu fotoğrafı da değerli araştırmacı, yazar, benim çok yakın arkadaşım Levent Başar'a da çok güzel yakaladı. Şimdi o dönem içerisinde F-16 test uçuşları çok büyük bir proje. Türkiye 160 uçak almayı planlıyor. Ve tabiri caizse bütün üreticiler bu anlaşmayı Türkiye ile yapabilmek için tabiri caizse kapıda bekliyorlar ve her türlü böyle şirinliği göstermeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de işte bir F-18'in Türk bayrağı ile uçtuğu konusunda yapılan adımlar. Fakat bu fotoğrafın daha öncesinde işte tükenmez kalemle o zaman tabi Photoshop bilgisayar imkanları çok çok kısıtlı. Photoshop'la veya bilgisayarla elle çizilmiş Türk Force'u ve Türk bayrağı varken sonunda bu fotoğrafın orijinaline o çekimler sırasında Levent Başar'ı hemen yakalamış. Ben de paylaştığım fotoğrafı çok da ilgi gören bir fotoğraf oldu. Bu uçuş nasıl oldu diye sorular gelmeye başladı. Belki bir gün çok daha uzun bir video yaparız ama kısaca ben şöyle değerlendirmek istiyorum. Türkiye uçak alacağı zaman ihaleye çıkıyor ve birçok aday var. Fakat o yıllarda Zübeyir Batur'un bu videonun da linkini açıklamalara bırakıyorum. İzlerseniz göreceksiniz. Türkiye bu alımı... Yabancı askeri satışlar üzerinden Amerikan hükümeti üzerinden gerçekleştirip daha uygun kredi imkanları almak, daha yüksek kapasiteli sistemlere erişmenin derdinde haklı olarak ve bunları Amerika yönünde yapacak ve buna da bir tarafta F18'in üreticisi McDonnell Douglas, diğer tarafta da o zamanki adıyla General Dynamics'te F16 lakide geçmemiş durumda. Çok ciddi iki tarafın bir talebi var. Sonrasında buna F20 Northrop şirketi üretiyor. F5'in geliştirilmiş modeli. F20'den de bir talep geliyor. Hatta işte tornado yapalım deyip İngilizler bir adım atıyorlar. Bu ihale artık böyle şekillenmeye başlarken. Bir taraftan Mirage konusunda atılan adımlar da var. Onların da testlerine Türk pilotları katılıyorlar. Ve yaklaşık 17-18 kişiden oluşan bir Türk heyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne Mart 1983'te gidiyor. Kısa dönem içerisinde bu uçakların, bu 3 üç modelin 3'üyle de test uçuşu gerçekleştiriliyor. Ve bu uçaklara da dediğim gibi jest olarak Türk bayrağı konuyor. Önce F-16, F-18 arkasından ve son olarak F-20 uçaklarıyla hem Yüzbaşı Okan Öncel hem de Albay Zübeyir Batur uçuş gerçekleştirip çok detaylı raporlar hazırlıyorlar. Sadece konu uçak seçimi değil amaç bu uçağın ülkemizde yapılması, haklarının verilmesi. Ve Mart 1983'te başlayan bu süreç Eylül 1983'te tamamlanıyor. İşte 6 aylık süre içerisinde. Ve Türkiye TUSAŞ'ın kurulumu, Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin kurulumu başlangıcına çok önemli bir vesile olacak. F-16'nın Türkiye'de montaj ve üretim ihalesini F-16 konusunda seçim gerçekleştiriliyor. Hemen uçakları değerlendirmek gerek, gerekirse işte Tornada biliyorsunuz işte İngiltere, Almanya, İtalya'nın ortak projesi e, açıkçası çok talep görmüyor. Uçan ciddi problemleri var. Özellikle operasyonel açıdan çok yüksek bakım e, saatlerine sahip biraz geride kalıyor. Fransızların Mirage teklifi de aynı şekilde biraz daha geride kalıyor. Yani Fransa'ya da çok fazla bu ortaklığı Türkiye yapmak istemiyor. Biraz da Amerika'dan gönül yana onların. E, ve Amerika'yla da oturulduğu zaman F-20... 3 adet üretilmiş, F5 kendini ispat etmiş bir gövde ama F20'nin resmi bir müşterisi çıkmıyor. bu nedenden dolayı da Türkiye pek sıcak bakmıyor. Hani Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından alınsa aslında fiyatı iyi, performansı o yıllara göre iyi bir uçak ama bu şekilde eleniyor. F18 de gayet iyi bir uçak, çift motorlu bir uçak. Ancak Türkiye'nin 160 uçak alıp o yıllardaki f 104 uçaklarını değiştirmesi söz konusu. F-18 F-16'dan daha da pahalı bir uçak ve yeteri kadar bütçe olmadığı için de istenilen sayıda alınamıyor. F-16'nın performansları, fiyatı daha yeterli bulunuyor ve konu F-16'dan yana oluyor ama tabii bu proje ile ilgili sabahlara kadar konuşulur. Zübeyir Baturun Röportajını lütfen izleyin hem de kendi hayat hikayesini anlatıyor. Aynı zamanda da yazdığı bir kitap var. Anılarını yazdığı bir kitap. Aslında o video kısa bir özet ama o kitabı da temin edebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir kitap olduğunu belirtmemde fayda var. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polat uçuş ekiplerinin uçakta namaz kılabilmesi için gerekli düzenlemeyi yaptıklarını açıkladı ve uçakta namaz tartışması başladı. Şimdi ben olayın tabi dini boyutuyla ilgili herhangi bir yorum yapacak ne bilgiye sahibim ne de yetkinliğe sahibim ama isterseniz biraz havacılık açısından bakalım böyle bir şey mümkün mü ne yapılıyor ne ediliyor bunlarla ilgili kurallar özellikle de dinlenme saatleriyle ilgili neler var buna birlikte bakalım. Biraz olayı havacılık açısından değerlendirelim. Normalde yolcu uçakları işte ister Boeing 737 olsun, Airbus A320 veya geniş gövdeli TFIO'sundaki 330, 77, 787, A350 olsun iki pilot tarafından uçurulmak üzere tasarlanmış uçaklar. Bu pilotta bir, birisi kaptan pilot, biri ikinci pilot. Ama uçuş saati uzadığı zaman kokpite üçüncü pilot alınıyor veya bazen uçuş saatleri daha da uzuyor. Örneğin toplam süre 12 saati geçiyor. Onun mesai süreleri falan hesaplandığı zaman 4 pilot bile kokpitte olabiliyor. Öncelikli olarak uçağı iki pilot uçuruyor. Diğer pilotlar ne yapıyor? Diğer pilotlar dönüşümlü olarak uçağa uçuruyorlar. Burada da şöyle bir kural var. Örneğin geniş gövdeli bir yolcu uçağı İstanbul'dan New York'a gidecek. 8-9 saatlik bir uçuş. 3 pilot beraber kalkışı gerçekleştiriyor. 30. dakika veya uçak seyir irtifasına ulaştıktan sonra daha önceden belirledikleri bir pilot dinlenme odasına geçiyor. Dinlenme odası nerede? Kokpitin hemen arkasında Crew Rest olarak adlandırılıyor. Dönüşümlü olarak pilotlar gidiyorlar orada dinleniyorlar, ister yemeklerini yiyorlar, film izlerler, kitap okurlar, ne yapmak istiyorlarsa isteyen de orada namazını eda edebilir. Daha sonra bu dönüşüm sırasında da tabii geçiş sırasında yeni gelen pilota briefing veriliyor, uçağın durumu aktarılıp bu şekilde bir devir teslim yapılıyor. Bu dinlenmeler gerçekleştikten sonra uçağın inişine bir saat kala tüm uçuş ekibi aynı kalkışta olduğu gibi kokpitte bir araya geliyor. Önde iki pilot, arkada gözlemci koltuklarında diğer pilotlar iniş beraber gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi burada işte namaz kılacak olan Kriyu Rest bu namazını kırabilir. Bu olayın uzun menzil tarafı. Bir de kısa menzilli uçuşlarda sadece iki pilot görev yapıyor. Örneğin uçak İstanbul'dan Frankfurt'a gidecek. Yolcusunu bırakacak. Yeni yolcusunu alıp tekrar İstanbul'a geri gelecek. 3 saat git, 3 saat dön. 6 saatlik bir uçuş. Burada iki pilot yeterli. Tabi uçak orada yatı yapmayacaksa. Şimdi burada nasıl bir görev paylaşımı yapılıyor? Eğer tabi bu anlattıklarım eğitim yoksa uçuşta normal standart bir uçuş operasyon e, çalışması bir normal bir uçuş. Bir kaptan pilot var bir ikinci. Pilotlardan biri ilk bacağı uçuyor. ikinci pilot da ikinci bacağı yani kalkışı inişi diğer sorumluluğu onda. Ama diğer uçmayan pilot da uçağı sistemleri e, gözlemliyor. E, diğer pilota yardımcı oluyor. Örneğin acil bir durum oldu. Diyelim checklistten bir madde okunacak o uçmayan pilot yardımcı olarak öbür pilotun görev yükünü tabiri caizse beraber omuzluyorlar. Çünkü uçak iki kişinin uçacağı şekilde tasarlanmış bir yapıya sahip. Burada uçmayan pilot ara ara dinlenebilir. Bu dinlenme sırasında muhtemel işte bu uçuş operasyon manueli hazırlayacaklar. Burada bir namazını eda edebilir gibi bir madde veya diğer açısından ne yapılabilir? Bunlarla ilgili böyle bir teknik kurallar konulacak. Şimdi sonuçta inanan inanmayan veya hangi dine mensupsa Türk Hava Yolları'nda birçok yabancı pilot da var. Ee, namaz kılan da var, kılmayan da var. Namaz bir ibadet. Kul ve Allah arasında olan bir ilişki. Ee, bunu sonuçta uçarken çok farklı saat dilimlerinden geçiyor uçaklar. Ee, bu nedenden dolayı havada da 859 kilometre uçan bir hava aracı geçiyorsunuz. Muhtemel bütün namazlar tabi din alimleri olabilir, izleyen kanallar lütfen yorum yazsınlar. bunlar kaza namazı haline geliyor. İşte kaza namazları günlük kılınan 5 vakit namazlar içerisinde kaza namazı haline geliyor. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili kuralları muhtemel Türk Hava Yolları hazırlayacak ama sonuçta önemli olan uçuş ekibinin birinci görevi havada arkadaki Kaç yolcu varsa 150 mi 200 mü kimi uçaklarda 400 küsür kapasiteye kadar çıkıyor o yolcunun ve uçuş ekibinin tabii ki emniyette olarak bir noktadan noktaya gidebilmesi bu görevin bir probleme herhangi bir soruna insanların hayatına kastetmeden herhangi bir sıkıntıya neden olmadan gerçekleştirebilmesi sonrasında da işte burada dini vecibelerin bir şekilde yerini getirilmesi diye düşünüyorum. Bu dinlenme süreleri için kabin ekipleri için de aynı durum söz konusu. geniş gövdeli uçaklarda crew rest olarak adlandırılan kabin memurlarının dinlendikleri bölümler var aynı pilotlar gibi. Burada uçuşun o aşamasında dini cibirlerini yerine getirecek olanlar getirilebilir. Akselde uçağın içerisinde Türk Hava Yolları uçaklarında herhangi bir işte mescit tasarım yok. veya işte Kılan yolcu nasıl kılabilir? Çünkü bazen koridorda kılmak isteyenler oluyor veya arkada uçakların veya önde mutfak için alış, ayrılmış galey olarak adlandırılan bölümler var. Burada kılmak isteyenler oluyor. Bazen tuvaletin önünde seccadesini seccadesini serip kılmak isteyen yolcular oluyor. Tabii bu geçişi engelliyor. Mutfakla ilgili orada uçuş ekiplerinin çalışması var veya uçuş emniyeti açısından da Allah korusun bir Türbülansa girdiği zaman uçak yolcuların oturmaması, ayakta olması bir e, tehdit oluşturuyor bunlarla ilgili. Yolcular oturup namazlarını eda edebilirler. Ama dediğim gibi sonuçta seferisiniz. Bir yere doğru gidiyorsunuz. İmkan yok, yer yok bunlarla ilgili. E, bu namazı kılmak hani biraz da belki de kaza mı etmek gerekiyor bilmiyorum ama sonuçta dediğim gibi tekrar işin başına dönersek bu namaz... Kulla Allah arasında olan bir e, o kişinin yerine getirdiği veya getirmediği inancına göre bir şey söyleyemem insanlarla ilgili bir durum bakalım nasıl olacak uygulaması ben de açıkçası merakla takip ediyorum.